Merhaba, ben veteriner hekim Nilay Tessay. Bir kuş yavrusu bulduğumuzda neler yapmalıyız? Onları anlatmak istiyorum. Eğer bulduğumuz kuş yavrusu hasta, çelimsiz, hareket etmeyen bir halde ise öncelikle onu ısıtmalıyız ve daha sonra sıcak sobasını hazırladıktan sonra da hemen en yakındaki veteriner kliniğine götürmeliyiz. Bir yandan ısınması gerekiyor. Isınması çok çok önemli. Genelde vücut ısıları düşmüş oluyor bu hayvanların. Çok soğuk oluyorlar. Ve veteriner kliniğine giderken de eğer geçirdiğimiz süre daha uzunsa o zaman tedavi için de çok yapılacak bir şey kalmıyor. Peki sıcak sorbasını nasıl hazırlamalıyız? Şöyle örnek vereyim. Böyle bir kahve yapan bir kettle gibi bir şey kullanıyoruz. Bunlarla yapmak çok daha kolay oluyor. Ve bir sürahi içerisine kaynar suyu ve çeşme suyunu karıştırıyoruz. %50-%50. Ve sıcak su torbası kullanırken de bunun 3'te 2'sini dolduruyoruz. Ağzına kadar bombeli bir şekilde doldurmuyoruz. 100 derece su asla doldurmuyoruz. Ve şu şekilde ağzını sıkarak, havasını alarak güzelce kapatıyoruz. Birebir temas ettirmiyoruz kuşu. Diyelim ki şöyle yan yatıyor. Mutlaka havlu sarmalıyız bunun üstüne. Bir bez parçası. Üstüne de belki bir selpak havlu yapabilirsiniz ki hani dışkıları vesairesi varsa onlar da hani sürekli kirletmesin. Bu şekilde diyelim ki kutunun karton kutunun içine koyduk, götürüyoruz. İlk müdahaleyi veteriner hekim arkadaşımız yapabilir. Ama eğer yakınımızda yoksa, bazen köylerde olabiliyor durum. Neler yapabilirler? Devam etmek istiyorum anlatmaya. Diyelim ki ısıttık. Bu şekilde ısıtmak çok önemli. Bir şeyler yedirmek de önemli ama bir şey yiyebilecekse, şimdi yan yatan bir kuşu gerçekten sadece veteriner hekim tıbbi açıdan bazı serumlarla besleyebilir. Ve eğer gerçekten tek yol, yani serumlar tabi deri altı da biz tercih ediyoruz, kemik içi de tercih edebiliyoruz. Biraz böyle kendine geldiyse kuş, biraz onu böyle doğrultmaya çalışıyoruz. Yani havlularla vesaire hani kutunun içerisinde destekleyerek düzgün tutmaya çalışıyoruz. Ve püre tarzı bir şeyler yutturabiliriz. Mesela biz daha çok böyle adi mama türevi tercih ediyoruz. Aynı şekilde Purina'nın da Convalescence diye bir maması var. Onu da tercih edebiliyoruz. Enjektörden kolay geçecek kadar birazcık sulandırmak yeterli ama ne kadar püre olursa nefes borusuna o kadar kaçma ihtimali düşüyor. Bunu da unutmayalım. Bundan biraz yutturacağız. Nasıl? Gördüğünüz gibi elimde bir tane 5'lik 10'luk enjektör var. Bunun ucuna da serum hortumu kesiyorum ve birazcık bu ucunu yakmam lazım. Çünkü bu şekilde kursaklı veya kursaksız bir kuşa bunu gönderirken içeride bir yırtık oluşturmamalıyım. Bunun ucu sivri olursa öyle bir tehlikesi var. Ve kuşu tutuyorum bu şekilde. Bana göre, yani bana bakacak şekilde kuş sağdan sol aşağıya doğru bir makarna yutturur gibi, bir solucan yutturur gibi bu şekilde yavaşça serum hortumun gittiği yere kadar biraz böyle çok hafif, yani biraz derine gitmek gerekiyor. Ve az vereceğiz. Diyelim ki elimde karga gibi bir kuş var. Bir seferde 2 mililitre verelim. Bekleyelim. 2 mililitre az bir miktar biliyorum ama bir kere de hepsini verirsek kusabilir, çıkarabilir. Kusarken yine nefes borusuna kaçabilir. Bunu yapmayacağız. Yarım saatlik periyotlarda yavaş yavaş kendine gelmesini sağlarsak o ilk bulunan günde daha iyi olacaktır. Ve bunları tabii ki veteriner hekim yaparsa daha bilinçli olur. Ama dediğim gibi köydeyseniz bu tarz şeylerde neler yapabilirsiniz de devam edelim. Ve kedi maması belki bulabilirsiniz. Yani adem mama bulamazsınız. Convalescence belki bulamazsınız. Kedi maması bulabilirsiniz. Kedi mamasını biraz ılık suyla, bir çorba kaşığı kadarını alacaksınız. Ilık suyla bu püre haline gelecek. Yarım saat, bir saat içinde daha güzel püre olacak. Güzel çatalla ezeceksiniz. Yine enjektöre koyacaksınız. Bütün kuş türlerinde genelde yaptığımız, zorda kaldığımızda verdiğimiz bir şey kedi maması. Proteini daha yüksek olduğu için kedi maması. Yoksa köpek maması da olur. Bir şeyler geçirmek gerekiyor ya hani sisteme. O yüzden neler yapabiliriz? Onu düşünmemiz gerekir ama ekmek seçmiyoruz çünkü ekmeğin içindeki maalesef glutenden tutun hani mayalar vesaire gerçekten sinirim sistemini bozuyor. Kuşlara ekmek vermiyoruz. Martılar zaten ekmek yemezler. Yani balık ve et türevi şeyler yemeleri gerekir ama biliyorsunuz İstanbul'da herkes böyle birer tane simit atıyor onlara.
Devam edelim. Mesela serçe buldunuz. Serçe yavrusu olduğu zaman da bununla başladınız diyelim. Bazen diyorlar ki işte yumurta sarısı verdim, bisküvi verdim. Ben bisküvi tercih etmiyorum. Daha çok böyle hazır, elimin altında sürekli kuş geldiği için böyle hand mix diye bir mama var. Versailles Laga Orlux. Nereden alırız? İnternetten alıyoruz biz bunları. Kapımıza kadar kargo ile geliyor. Tabii ki çok ucuz şeyler değil bunlar. 70, 80, 90, 100 lira civarında fiyatlarını göreceksiniz. İşte kargo dahil vesaire. Bunu da böyle muhallebi, böyle toz şeklinde bu. Gösteriyorum. Her zaman muhallebi kıvamında bir şey oluşturmak gerekiyor. Böyle az suyla, çay tabağındaki az suyla karıştırıyorsunuz. Muhallebi kıvamına geliyor. Enjektörle veriyorsunuz. Tadı bunun çok güzel. Bu da birçok kuş türünde kullandığımız bir mama. Diyeceksiniz ki bu da yok bizim orada. Bunu da alamayız internetten. Peki alternatif ne olabilir? Şimdi pirinç unu göstereceğim ama pirinç unu ile ilgili sakıncalı bir durum da anlatacağım size. Keza çiğ yumurtada da aynı şey oluyor. B1 vitamin yetersizliği yapar. Sinir sistemi rahatsızlığı yapar. Uzun süre verirseniz hani böyle bir kere iki kere vermeyle başa gelen şeyler olmayabilir ama sürekli verirseniz maalesef tiamin yetersizliğinden, B1 vitamini tiamin o yetersizliğinden dolayı sinir sisteminde geriye dönüşümü olmayan bir rahatsızlık şekilleniyor. Nörolojik sıkıntılar başlayabiliyor. O yüzden diyelim ki köydeyiz. Yumurtayı haşladık. Sarısını kullanıyoruz. Sadece bu mu? İşte pirinç unundan muhallebi yaptınız. Ama bundan bir 2 saat öncesi veya 2 saat sonrası ne yapacağız? Vitamin vermemiz lazım. Şimdi ben size bazı preparatlar göstereceğim ama bunlar ilaç niteliğinde değil. Bunlar destek niteliğinde. Polivit vitamin şurubudur çocuklar için kullanılan. Tabii ki bunların kuşlar için formülüze edilmiş olanını hemen bulamayacağınız için polivit gösteriyorum. Karga gibi bir ebattaysa hayvan 0,2 mililitre, 0,3 mililitre yeterli. Martı gibi ise 0,5 mililitre. Eğer aynen böyle serçe gibi ise işte birkaç damla hani suyun içine damlatıyoruz. Ondan sonra bir de ben hep probiyotik öneririm. Sorarım hani dışkısı nasıl? Genelde dışkısının fotoğrafını bile göndermeden ishali yok diyebiliyorlar ya da ishal var ben anladım diyorlar ama benim kızdığım bir şey bu arada. Hani bir hekim görüp bu ishaldir ya da değildir dediği zaman daha doğru bir cevap olacaktır. Bundan emin olmanızı rica ediyorum. Anlamayan da anlamıyorum diyecektir zaten. Eğer dışkı çok sulu, yeşilli ise bazı türlerin bu arada kuş türlerinin dışkısı zaten çok sulu ya da yeşilli rengarenk oluyor. Hangi kuş türü olduğuna göre değişir ama dışkıyı biraz daha toparlayacak olanlar iyi bakterilerdir. İyi bakteri mesela bu elimde probizim diye bir şey var. Diazim 256 var. Eczanelerde insanların gittiği beşeri eczanelerdeyiz ya orada Reflor işte bir sürü marka var probiyotik olarak kullanabileceğiniz toz veya sıvı ama Maflor olabilir. Bunlardan da çok çok az yani 1 bölü 4 çay kaşığı kadar her kuş türevinde ben diyorum 1 bölü 4 çay kaşığı diyorum. Çok fazla kullanmak da belki bağırsakta tembellik yapar ama ilk anda bunu kullanabilirsiniz. Ben yavruları her gün mutlaka kalsiyum, polivit ve reflor veriyorum. Ya da onun türevlerini veriyorum. Çok aşırıya kaçmamak lazım. Kuşlar için uzun süre kullananlar da kuşlar için formülize edilmiş olan bir sürü marka var. Genelde Avrupa firmalarınınkini ben tercih ediyorum. Bunun sebebi daha iyi bir oranlama yaptıklarını düşündüğüm için. Yine burada benim elimde şey var. Hamster tavşan için ve ne demiş? Rodentler tavşan dişli hayvanlar için. Ginepikler. İşte mesela demiş ki tavşana 3 damla, ginepiklere 5 damla, hamsterlara 2 damla. Bakın bu da hani formülizasyonu yapıyor. Damla sayısını da söylüyor. Her gün her gün verdiğimizde bu hayvanların vitamin kovaları yeterli derecede doluyor. Hatta bir süre sonra her gün değil, belki haftanın 3 günü vermek yeterli oluyor. Bunun dışında nelere dikkat ediyoruz? Bir kuşu yakalarkenki kısma geri gelelim. Şimdi bir kuş diyelim ki zıp 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 gidiyor. Ondan sonra bir örtü atıyorum.
Tercihen mavi, yeşil, işte böyle biraz daha mat renkler seçilebilir. Veteriner hekim Ahmet Emre Kütükçü arkadaşımız söylemişti. Bu işte bazı böyle incecik olunca, mavi yeşil olunca daha iyi oluyor diye. O da çünkü rehabilitasyon bilgilerinden bize aktarıyor. Ve şimdi şöyle yaptık diyelim. Hop, kuş etrafı görmüyor. Birazcık baskı uyguluyoruz. Eğer yırtıcıysa ayaklarından dolayı kapma ihtimali var. Yanlardan avuçlayıp böyle yüzeyli olarak da karton kutunun içine koyabiliriz. Bir yandan bizi yakalayabilir de, aman dikkat. Kafa çok şey. Eğer martı gibi kafası oradan buradan çıkan bir hayvansa bir de kafadan tutmak gerekir. Kafadan, vücuttan gibi. Ve karton kutu, her zaman karton kutu. Lütfen tel kafeslere koymayın. Çünkü tüylerinin yapısı bozuluyor. Doğaya salarken de kırık tüylü bir hayvan salamayız. Bunu da yaptık diyelim. Karton kutuya koyduk. Ya kutunun içine bakmaya devam edeceğiz. İşte bu buzdolabındaki ya da fırının içindeki ızgaraları kullanabiliriz üstüne kapatmak için. Kuş böyle yukarı doğru bakar ama çok böyle dışarı çıkamaz. Bu da bir çözümdür. Bir yarası varsa, şimdi burada bantlarımız var. Onları göstereceğim. Bu bir duct tape. Biraz pahalı ama kuşların tüylerine çok yapışmıyor. O yüzden avantajlı. Yine ipek bantlar da öyle. Çok yoğun kullanmamak lazım. Bakın kopardım. Şu şekilde, diyelim ki kanadı biraz düşük. Kliniğe gidince kadar da çok zaman var ya da ertesi günü götürebiliyorum. Şimdi bunun tabi biraz kanadını kısa yapmışlar ama kuyruğuna biraz böyle etrafından döndürecek şekilde, tabii ki dışkılamasını da engellemeyecek şekilde sarıyoruz. Ve görüyorsunuz yine rahat çıkan bir bant bu. Ve şey dikkat ediyoruz. Eğer açık yere varsa sinekler gelmemeli. Üstüne bu gelinler için kullanılan tüllerden olabilir. Tülden örtebiliriz kabın üstünü. Yine ipek bant. İpek bant mutlaka bu tarz kurtarmalarda aktif rol alan arkadaşlarda olması gerekiyor. Böyle bir sanırım 15-20 lira falan bunlarda. Ve en son kirpiler hakkında bir şey söylemek istiyorum. Burada görüyorsunuz laktozsuz süt var. Lütfen şu bilgiyi düzeltelim. Kirpilere süt verilmez. Rica ediyorum. Bunun altını çizelim. Kirpi bulunduğu zaman, kirpi yavrusu yeni doğmuş olanlar, gözü kapalı olanlar, yurt dışında daha önce kaplanlar için kullanılan bir süt formülizasyonunu ben dönüştürerek, daha sonra işte tilkiler için kullandım, sansar için kullandım ve işte içindeki protein, karbonhidrat, yağ oranına göre ve laktoz sindirimine göre, ki laktozsuz süt bu. İçine yine probiyotik ekleyerek kirpi bebekleri için uyarladım ve bu tarz şeyleri eczanelerden bulamayacak, işte yurt dışından mama getirtemeyecek kişiler için bir alternatif olarak sadece söylemek istiyorum. Ama lütfen kirpilere süt vermeyelim. Ve geldim şimdi ebabiller hakkında söylemek istediklerime. Şimdi ebabiller hakkında biliyorsunuz birçok gazete haberi yapılıyor. Ve bu gazete haberlerinde de hep işte televizyonlarda işte kutsal kuş şeklinde bahsediliyor. Fakat daha sonrasından bahsedilmiyor. İşte iyileşince, büyüyünce doğaya salınacak diye konu kapatılıyor. Peki bu kuşlar nasıl bakılmalı? Bu kuşlar gerçekten diğer kuşlardan biraz farklılar ve bir kutuda dikey olarak durmayı seçebiliyorlar. Ama bebekken, yavruyken daha çok aşağıda duruyorlar. Şimdi bir tane var burada. Ve hemen kırlangıçla da çok karıştırdıkları için bu bir akkarınlı ebabil yavrusu. Ve siz kendi koşullarınızda tabii ki kedi maması, işte AD mama, konvalesans, pürüne gibi mamalar kullanabilirsiniz. Fakat Türkiye'de bulmak kolay değil. Hani oğul arı larvası deniyor. Şurada da var. İşte şey, cırcır böceğiyle daha çok besleniyor Almanya'da, cırcır böceğin türevleriyle. Ve Frankfurt'ta Ebabil Merkezi var. Ben oraya gittim. 2 gün boyunca fotoğrafladım. Fakat o fotoğraflar sanıyorum bilgisayarımın çökmesiyle birlikte gitti. Ama eğer bulursam, yedeklediysem paylaşmak istiyorum.
Özellikle mikrofiber bezler üstünde böyle kasa kasa kutular şeklinde duruyorlar. Gönüllüler bunları besliyorlar sürekli. Ve sürekli işte cırcır böceği yediriyorlar. Muhakkak vitamine bandırıyorlar. Vitamin, kalsiyum, da işte probiyotik gibi tozlar var. Korvimin isimli. Ona bandırıyorlar ve hepsi çok temiz çalışıyor. Düşünün ki bir yerde 10 tane gönüllü sürekli sirkülasyon yaparak o hayvanlara bakıyor. Emekliler geliyor, öğrenciler geliyor. Şimdi bende un kurdu var. Antalya'dan getirttiğim. Şöyle yapacağım. Bunların ağızları zaten büyük. Bazıları yem yemek ister, bazısı istemez. Şöyle yapayım. Ha, bu yemek yemek isteyenlerden mesela. Aç bakalım. Doyuncaya kadardır bunun genelde şeyi. 30-40 tane un kurduna tekabül edebilir. Ve doyurduktan sonra kutuya koyacağım. Şimdi 30-40 taneyle şey yapmayalım. Bir de size kırlangıcı göstereceğim. Kartonu kutuya koydum. Bu da kırlangıç. Daha küçük görüyorsunuz. Hep ebabillerle kırlangıçları karıştırırlar. Evet, benzemiyor değil. Fakat ebat olarak da farklılar. Yani tabii ki ebabillerin de küçük olanları var, büyük olanları var. Bu da un kurdu yiyor. Bu kadar küçük kuşlara un kurdu verirken bir şeye dikkat etmem gerekiyor. Belki bazılarınızın hoşuna gitmeyecek ama. Un kurtlarını maalesef öldürmemiz gerekiyor vermeden önce. Çünkü öbür türlü kuşu yiyebiliyorlar içten. Isırabiliyorlar, kanatabiliyorlar. Şimdi yine ağzını ne yapıyorum? Açıyorum. Öbür elimle tuttum. Bir açık ağzım var. Ve bunu yerleştiriyorum. Ve yuttu. Çok iyi gösteremedim belki ama hep yuttu. Yine enjektörümü hazırlamamışım ama şöyle yapalım. Şu şekilde gagasının kenarına su çektim şimdi bunun ucuna biraz geri çekip de. Gagasının kenarından damlatıyorum. Ve su içmesini sağladım. Gördük mü? Şimdi yemek yemek istemeyen bir ebabil var. Gel bakalım. Yemek yemek istemiyor gibi görünen diyelim. İstemiyor olur mu karnı aç? Şimdi buna da elle yedireceğim. Parmağım takıldı. Ah, acıktın ve öğrendin mi? Ağızları büyük. Bu şekilde açtım. Ve iki tane yerleştirdim. Yuttu. Bir daha yapıyorum. Gerçekten onu tutmamı istemiyor. Açtım. Ve yutturdum. Bunlara benzeyen bir kuş daha var. Çoban aldatan kuşu. Bu kuş türlerini daha iyi tanımak için trakuş.org diye bir web sitesi var. Oradaki kuş türlerini genelleme kısımlarından baktıktan sonra benzeyen kuş türlerinden sizin aradığınız kuş türünü bulacaksınız. Ve bir de şey de söyleyelim. Yine bu hayvanlara da her gün probiyotik, vitamin, kalsiyum vermek gerekiyor. Yine burada bir bez poşetim var. Diyelim ki buldum. Bu hayvanları güvenli bir şekilde bir yerden bir yere taşımam gerekiyor. Bez poşetlerle taşıyabiliriz. Zaten artık bundan sonra her şeyi bez poşet için düşünmek lazım. Bez poşetlerle yaşamalıyız. Onun dışında kalsiyum olarak ne kullanabiliriz? Mesela şey var meşhur mürekkep balığı kemiği vardır. Fakat artık onları kullanmıyoruz. Pendik'teki Veteriner Araştırma Enstitüsü onlara baktığı zaman örnekler alıyorlar ve içlerinde ağır metal saptıyorlar. O yüzden ben hani ticari olarak satılan kalsiyum tozlarından veya bu efervesan tabletlerden veya normal işte çiğnenebilir, yutulabilir olanları ezerek çok çok az, hani mercimek tanesinin daha azı kadar kullanıyorum. Ve bu şekilde kalsiyum ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Bir de özel beslenmesi gerekenler var, baykuşlar gibi. Onlar tüy kemik de yutması gerekiyor. Ona göre ekstra şeyler vermek gerekir. Bunun için de dediğim gibi bizlere ulaşın. Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü'ye ulaşın. WWF.TR'ye ulaşın.
Siz soracaksınız. Bizler eğer müsait olduğumuz ilk noktada da cevaplamaya çalışacağız. Teşekkür ederiz.